Orada merak ettiğim nokta şu. Tuna 1 sahasına baktığımızda ki orada 4 kuyunun açıldığını görüyoruz evet. şu an. Türkkale 1, Türkkale 2, Türkkale 3 ve Tuna 1. Şimdi onun çok yakınında bir yerde ExxonMobil'in bir platformu vardı. Romanya gazını üretiyordu. Onunla bir işbirliğine gitmeyi planlıyor musunuz? Şimdi şöyle... Neredeydi o? Şu bölgede. Hemen işte Sayın Bakan'ın işaret ettiği yer. Çok yakın bir yer. Bize yakın bir yer. Sahamıza bize yakın bir yer. ExxonMobil önce Romanya hükümetiyle bazı müzakereleri var. Anlaşmazlıkları var. Onun terk aşılması lazım. Terk etmeyi düşünüyordu. Kalmaya karar verdi mi? Bizde bunlar çıkıntıktan sonra ExxonMobil orada kalmaya karar verdi mi? Ve bize bir teklif getirdi mi? Şimdi bununla alakalı doğrusu bende bazı bilgiler var ama teyitli değil ve bir başka ülkenin operasyonu açıkçası. Bu sahadan kendisi mi üretecek yoksa devredip mi çıkacak bilmiyorum ama şunu biliyorum. Romanya bu sahadan üretim yapılmasını istiyor hükümet olarak. Bize bir fakat regülasyonlarla ilgili bir anlaşmazlıkları olduğunu biliyorum. Onu aşmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar da aşağı yukarı 60 milyar metreküp civarında bir keşif açıklamışlardı bu sahadan. Bize yakın bir saha ama onlar da tabii karaya şeye çıkacak yani Romanya tarafına çıkartmayı hedefliyorlar. Peki. Bize bir önerileri var mı Sayın Bakan? Bize bir önerileri şöyle, bu sahada yeni sahalarla alakalı işbirliği yapabilir miyiz diye bir ön görüşmemiz oldu açık konuşmak gerekirse. Ama bu ilk görüşme. Şu anda biz açıkçası biraz daha kendi sahamıza yoğunlaştığımız için kısa süreli olumlu cevap da veremiyoruz. Önce şu sahamızdaki üretimi bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. Birkaç ama Karadeniz bu anlamda hem bizim keşfimiz hem de Romanya'daki yapılan bu keşif bir Hazar havzası büyüklüğünde bir potansiyeli barındırdığını gösteriyor. Bulgaristan mesela yine bize yakın bölgelerde aramalarını şu anda artırıyorlar. Belki bizim Rusya yapabilir. Bizim bulmamız onların arama çalışmalarını hızlandırıyor. Çünkü havza birbirine yakın olduğu için formasyon doğal olarak bir büyük bir keşif diğer tarafların da ister istemez ilgisini çekiyor. Biz yine deniz üstü platform kuracağız değil mi Sayın Yok, Bakan? Yok şimdi mi? Kurmayacağız. Biraz da bu işte yetişir mi yetişmez mi Kübra Hanım aslında onu da sordu. Ben de arkadaşlarla görüşmemde de onu söyledim. Yani buradaki tartışmanın temel nedeni nedir diye. Eğer deniz üstü platformu kuracak olsak burası doğru 3-4 yılda yetişmez. Çünkü bu kadar derinlikte bir platformun inşası ciddi bir zaman tüketir ve daha pahalıdır. Fakat artık bu tip derin denizlerde deniz üstü platformu kurmuyorsunuz. Bütün işleri suyun altında denizin tabanında yapıyorsunuz. Bu size maliyet avantajı ve zaman avantajı sağlıyor. Onun için de işte süreleri kısaltabiliyoruz. Bir mühendis gibi anlatır mısınız? Şimdi suyun üzerinde olmasını zihnimizde canlandırabiliyoruz. Çıkardıktan sonra yukarıda. Peki derin denizde bu işlem nasıl yapılıyor? Şimdi şöyle, bu kuyular aşağı yukarı 2000 metre daha karanın içerisinde ilerliyor. Toplamda baktığınızda deniz seviyesinden biz 4000 metre aşağıdayız. Bunun 2000 metresi suyun içerisinde, 2000 metresi de karada. Gemilerimiz son derece modern yeni gemiler. Normalde deniz seviyesinden 10-12 kilometre aşağıya kadar inebilir. Bir sıkıntı yok. Ama rezervuarı biz o bölgede gördüğümüz için daha aşağı inmedik. Biraz daha mesela Tuna 1'de bir miktar 5000 metrelere kadar indik. Acaba başka bir yapı olabilir mi diye ama sismik verilerle de baktığımızda daha aşağıda bir potansiyel içermedi. Dolayısıyla ilk 2000 metrede yani su tabanından itibaren baktığımızda bir potansiyel içerdiğini görüyoruz. Burada şimdi bu sondajları bu gemilerimiz üzerindeki kulelerle yapıyoruz. Açtıktan sonra burada gaz okumaları yapılıyor, basıncı, efendim gazın fiziksel ve kimyasal özellikleri bakılıyor. Sonra da buna uygun olarak kanuni gemisi gittiği zaman işte kuyuyu üretime hazırlama işi diyoruz biz. Orada bir kuyu içerisinde filtrasyon işlemleri için bazı ekipmanların aşağı yerleştirilmesi gerekiyor. Bunlar şu anda yerleştirildi. Sonra geminin üstünde bazı yine ayrıştırma işlemleri olacak bu uzun süreli akış testlerini yapabilmek için. Biraz önce arkadaşlarla da onu da görüştüm. Orada da büyük oranda hazırlıklarımız tamam vaziyette. Sonra birkaç gün içerisinde geminin üzerinden artık uzun süreli akış testlerini de yapabileceğiz. Bunlar bize bu sahanın
mühendislik çalışmaları ve detaylı projelendirmedeki ihtiyaç duyduğumuz verileri vermiş olacak ve onunla da biz inşallah buradaki sahadaki saha geliştirme çalışmaları diyoruz, ilerlemiş olacağız. Bunlar tamamen suyun altında yapılıyor. Valfler var. Sonra bazı telemetrik ekipmanlar var. Kablolar var. Bildiğim suyun içerisinde şey, kaşif 1, kaşif 2, kaşif 3 diye robotlar var. Robotlarımız var. Onlar da. Bir de yerli üretim. Biraz o robotlardan bahseder misiniz? Evet, o yerli robotlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızla gittiğimizde de ona da aslında göstermiş olduk. O da yine Türkiye'de bir yerli firmanın çözümüdür. Türkiye Petrolleri'nin desteğiyle yapılmış bir çözümdür. Hakikaten ithal ettiğimiz ürünlere göre hem maliyet avantajı sağladı hem de kabiliyetleri daha yüksek. Hatta şimdi arkadaşlar onu o kaşif 1'i 2, 3 biraz daha geliştirmek de istiyorlar. Su altı robotlarında Türkiye bir anlamda bir kendisine iş kolu da aslında oluşturmuş oluyor. Yerli firmalarla birlikte. Çünkü daha sonra bu teknolojiyi biz transfer edebiliriz, satabiliriz. Tabii, diğer canım. Sondaj gemilerinde de kullanılacak herhalde tabii. Değil mi? Yani hepsinde çünkü... yeni alınanlarda da. Şüphesiz niye? O ekipmanlar gemiye sonradan alınıyor. Yani gemiyle birlikte gelmiyor. O su altı robotlarını siz sonradan tedarik ediyorsunuz. Ama gemide ona uygun platformlar var şüphesiz. Çünkü onun suyun altına indirilmesi... Oradan görüntü alıyor. Ne yapıyor bu su altı robotları? Biraz böyle gençler de izliyor bizim doğru. Teknolojiyi de yani merak ediyoruz. Yani tahmin ediyorum herhalde görüntü burada yok. Arkadaşlar bilmiyorum hazırlayabilirler mi hızlı bir şekilde. Onun üzerinde bir iki tane kolu var. O iki kolla insanın yapabildiği yani karada yapabildiği işleri yapıyor. Ne yapıyor? Somun sıkacak, gevşetecek onu yapabiliyor. Onun dışında kameralarla yukarıdan operatör onu izleyebiliyor. Bir kaçak varsa onu gözleyebiliyor. Valfi açıp kapayacaksa oradan onları yapabiliyor. Yani bir oraya biz bir dalgıç indirmiş olsaydık hani öyle canlandıralım. Onun yapabileceği, insanın yapabileceği işler ve daha güçlü bir de aslında onu da ilave İnsan koymak lazım. Daha... İnsanın gücünden daha fazla. Onların hepsini suyun altında yapabiliyor. Biraz yani... bu otomobil fabrikalarındaki robotları biraz canlandırırsa izleyenlerimiz daha iyi anlaşılır. Peki. Şimdi bu Amasra 1'de daha sonra bir yeni keşif daha ihtimali var mı? Çünkü Tuna 1'de öyle olmuştu. Bir revizeyle artmıştı. Amasra 1 için böyle bir ihtimal var mı? Yok. Amasra 1'deki kuyu sondaj işlerinin hepsini tamamladık. Oradaki miktarı tespit etmiş olduk. Şimdi dikkat ederseniz bakın Barbaros Hayrettin Paşa da şu anda şeyde Karadeniz'de sismiklerine devam ediyor 3 boyutlu. Biz şu kırmızı alanda yaklaşık 10 bin kilometre karelik alanda 3 boyutluk sismi çalışmalarımızı topladık. O verilerden sonra Amasra 1'de yeni keşif amaçlı sondajımızı yaptık. Şimdi şu bölgede belki yani şu anda Türk Ali 2 kuyusu diye gözüküyor. Daha doğrusu geminin olduğu yerde. Şu bölgede bir yeni keşif amaçlı sondaj yapabiliriz ama muhtemelen o önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde olur gibi gözüküyor. Yani aslında şunu merak ediyoruz. Biz bir işin tadını aldık. Daha da fazla yani şu an %30'u Türkiye'nin ihtiyacının %30'u civarında bir gaz elde ettik. Ama Doğu Akdeniz'i birazdan soracağız ama Karadeniz'de yeni keşif olasılığı var mı? Yoksa tamam biz bulduk bulabileceğimiz bu kadardır mı dersiniz? Yeni keşif ihtimali var. Var. Sayın Bakan orada yalnız bizim elimizde çok daha büyük bir imkan daha var. O da 1'e 120 oranında olan hidrat. Yani 1 metreküp doğal gazın 120 katı daha fazla enerjiye sahip olan veya 1 metreküpten 120 metreküp daha fazla çıkartan bir hidrat diye başka bir enerji var. Onu nasıl çıkartmayı planlıyorsunuz? Ona ilişkin bir yöntem geliştirildi mi? Evet. Ve o nedir? Biraz da detaylandıralım. Evet, siz iki uzman aranızınızda. Evet, gaz hidrat diye geçiyor evet. Muharrem Bey'in söylediği. Karadeniz'in tabanına yakın yerde gaz hidrant potansiyeli var. Fakat gaz hidrantların üretimiyle alakalı araştırma geliştirme çalışmaları bazı ülkeler tarafından şu anda halihazırda yapılıyor. Benim bildiğim Çin çalışıyor, Japonya çalışıyor. Fakat henüz endüstriyel ölçekte büyük üretim yapabilecek bir teknoloji gelişmedi. Biz de Ege Üniversitesi ile geçmişte böyle bir işbirliği yapmışız. Yani Karadeniz'in potansiyeline ilişkin olarak. Evet bir potansiyel var ama üretim teknolojisi açısından henüz daha dünyada
biz de erken dönemlerdeyiz.